ortak konumuz müzik. Ama ağırlayacağım kıymetli müzisyen arkadaşımla burada sizlerle birlikte tanışacağım için öncelikle çok heyecanlıyım. Tabii ki sanatını çok severek takip ettiğim bir isim. Fakat bugün program sayesinde minicik de olsa hayat hikayesine biraz hakim olma şansına sahip olduğum için memleketli olduğumuzu da öğrenmiş oldum. Ve çok güzel bir hayat hikayesi var aslına bakarsanız. Ebeveyn olduktan sonra evlatların bu eğitimleriyle ilgili duyduğumuz kaygılar, kendini bulabilecek mi, hayallerinin peşinden gidebilecek mi, mutlu olabilecek mi diye hep evlatlarımız üzerinden düşünürüz ya. İşte tam da bunlara çok güzel bir cevabı var hayat hikayesinin. Ve tabii ki eserlerini konuşurken hayat hikayesine de değinmeden geçmeyeceğim. Bir program olacak bugün. Güzel bir cümlenin de peşinden gideceğiz. Müzik aslında hep sizlerle dertleştiğim bu ön konuşmalarımdan belki bilenleriniz bilir. Benim için çok önemli bir şey müzik. Böyle sabah uyandığımda müzik açıp güne öyle başlamak, akşam uyurken mutlak ve mutlak bir müzik eşliğinde uyumak. Moralim bozuksa dans etmek istiyorsam ki dans etmeyi hiç beceremem. Gelişine hoplayıp zıplamak istiyorsam açtığım müzik. Böyle yuvamı ve o dört duvar arasında yaşadığım, nefes aldığım anları müziksiz düşünemiyorum. Eve girdiğimde müzik yoksa böyle ev çıplakmış gibi hissederim. Ya niye müzik yok bu evde deyip hemen müzik açarım. Arabaya bindiğimde keza öyle. Böyle fonda hep bir melodi olsun isterim. Ve şifası olduğuna inanırım. O yüzden müzisyenlerin de şifacı olduğuna inanırım. Bu tabii ki herkesin kendi inanışıdır ama sanat dalında müzisyenlerin bende yeri bir başka, bir ayrı. Dolayısıyla hep merak ederim ilham noktalarını. Hele de eserlerini yazıyorlarsa, besteliyorlarsa işte o zaman benim için sohbet konusu uçsuz bucaksız. Ufuk çizgisi çok uzun ve rengarenk. İşte öyle bir programda olacağız beraber bambaşka sohbetlerde 35 dakika boyunca. Bir cümlenin peşinden gidiyoruz elbette dediğim gibi. Bakalım hangi cümlenin? Kari Kraus diyor ki, dünya sahnesinde işler sarpa sarınca orkestra devreye girer. İşte aslında önemli insanlar bu yüzden önemli. Şurada 5 dakikadır anlatmak istediğim şeyi bir cümleye sığdırıyor. Sanatçı da bu yüzden önemli. Dakikalarca anlatmak istediğim şeyi notalarına, sözlerine koyuyor ve biz ömür boyu o şarkıları dinleyip hayatımızın her döneminde farklı hazlarla şarkıyla başka yolculuklara çıkıyoruz. Çok sevdiğiniz bir isim sevgili Fettah Can geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyidir, her şey yolunda. Sizden emanet. Yaşasın. Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Buyurun lütfen. Ben hemen su servisinizi yapıp oturacağım. Tamam, çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Çok teşekkürler. Demek Bursa, demek İnegöl. Aslında İnegöl değil. Yani İnegöl şöyle. Şimdi oradan başlıyor hikaye. İnegöl ama şöyle. Ama aslında İnegöl değil. Yani ben Bursa'da doğdum. Bildim. Evet. Merkezde. Annemin... ya dede tarafım İnegöl'de, Yugoslavya'dan geldiklerinde İnegöl'e yerleşmişler. Ama baba tarafım tamamen Bursa merkezde yerleşmiş. Evet, ben de Bursa merkezde doğdum. Sonra Mustafa Kemalpaşa'da ilkokulu okuyup tekrar Bursa merkeze dönüp orada bir süre daha kalıp İstanbul'a geldim. Ama Bursa'nın iddialı bir mahallesinde büyümek, Zafer Mahallesi. Evet, ya biraz orası enteresan. Bütün Balkan göçmenlerinin aslında olduğu bir yer orası. Evet. İşte içinde hem sanat hem spor çok böyle... mahalleyi kurdukları gibi başlayan bir şey. Evet. Mesela bir futbol takımı kurmuşlar. Bursa Spor'un tarihinden eski. Evet. 1958 Halk Oyunları Derneği kurmuşlar. İlk geldikleri, yaptıkları ilk şey olmuş yani. O yüzden sanat ve spor o mahallenin genlerinde var aslında. Zafer Mahallesi yani Bursalıların çok bildiği bir mahalle. Evet. Yani biraz agresif tiplerin çok fazla olduğu. Yani amigo şey değil, Bursa Spor'un çok ağır fanatiklerinin olduğu bir yer diyebiliriz oraya. Yani agresyon değil, ben ona coşku derdim mesela. Ya, öyle de denebilir ama. Bir dönemi sorunlu. Kontrolsüz yani, coşku. Evet. Böyle çok, dersek belki daha naif olur. Sorunludan kastım da şu, çok böyle heyecanlı tipler. O yüzden de yani orada büyümek aslında başka tecrübeler katıyor insana. Ben çok güzel çocukluğum, çok keyifli geçti orada yani. Ben her zaman söylüyorum, o dönem yaşadığım şeyleri şu an yaşayamayacak çok fazla çocuk var. Değil mi? Evet, kıymetliydi ve çok güzeldi. Peki yani, bugünü o güne mi borçlusunuz? Yani genel olarak öyledir tabii. İnsan hani doğduğundan itibaren bir şeyleri alıyor. Hani hem bünyesine, hem hafızasına, hem yaşamına. Oranın kattığı çok acayip şeyler var. Şimdi daha dingin görünüyorsunuz. Ama ya, hayat hikayesine bakınca daha deli. Evet, yani şöyle
Şimdi tabii yaş da tabii insanı bambaşka bir hale çok getiriyor. Çok da yaşlı değilsiniz canım. Niye öyle dediniz? Değilim ama şöyle söyleyeyim. Hani yaşadığımız yaş zaman fazla diyebilirim. Çünkü hem gece çalıştık hem gündüz çalıştık. Tam dolu dolu 24 saat. Evet yani öyle çok fazla çalıştık. O yüzden de bu dinginlik tabii şeyden de geliyor biraz. Çok fazla üretim yaptık. Sektöre çok iyi hizmet etmeye çalıştık ve iyi şarkılar çıktı ortaya. Evlendik, çoluk çocuk sahibi olduk. Allah bağışlasın. Evet. Sevgili Doğa'dan dolayı biliyorum aslında sizin hikayenizi. Canım Doğa Rutkay. Onlar da şehir dışına artık yerleştiler evlatlarla. Haberleşiriz, bekliyorum da programa gelmesini. Sözü de var ama o kadar hani geliyor İstanbul'da bütün işleri bir arada yapıp tekrar dönüyor Urla'ya. Siz çok yakın dostsunuz, aile dostusunuz. Evet. Çocuklar birlikte ya, büyüyor. Çocuklar kuzen zannediyorlar birbirlerini. Evet, kuzen diyorlar bir birbirlerine. Şöyle de bir şey, biz de mesela birlikte aslında bir karar vermiştik. Dedik ki hep beraber aynı yerde mi olsak. Sonra onlar Urla'yı tercih etti. Biz Bodrum'u tercih ettik. Aa siz de gittiniz İstanbul'dan. Evet, biz Bodrum'da yaşıyoruz. Yaz başından beri temelli oradayız aslında. Aa. Biz de artık yani benim hayatımda ilk defa şöyle bir şey oldu. Tatile İstanbul'a geldim. Peki siz Ayvalık'la da bir ilginiz var. Bir sürü Ayvalık'ta çok yani yazları çok keyifli zamanlar geçirdik. Yaklaşık bir 8-10 yıl kadar her yaz Ayvalık'a gittik. Neden bu gidiş Bodrum'a? Yani birincisi çocuklar. Yani böyle daha anı biriktirebilecekleri yerlerde yaşasın istedik. Çünkü İstanbul insanı zamandan çok çalıyor. Yani ciddi bir telaş var. Ben 35 yıl yaşadım İstanbul'da. Evet. O yüzden de hani onların bu kadar stresli bir dünya içinde olmasını istemedik. Mutlu musunuz? Cansu'yla beraber. Çok keyifliyiz. Çok, Cansu'nun isteği miydi sizin isteğiniz miydi? İkimiz aslında. İkimiz. Aa, çok tabii, güzel. Tabii. Yani biz böyle hatta çok hızlı karar verdik. Hani böyle bir şey yapalım mı? Evet. Çünkü ilkokul birinci sınıftan itibaren yer değişikliği kıymetli. Hani burada arkadaşları olur. İlkokul bir de sonra tabii gitmek daha zor. O yüzden hani bu böyle bir fırsat gibi gördük. Yaz başı gittik ve kaldık. Harika. Evet. Böyle cesaret dolu hareketlere çok şapka çıkarıyorum. Çok istedim bir dönem bunu başarabilmeyi. Böyle bir süre başarabildik gibi oldu. Sonra döndük. Sonra hayat başka yere evrildi ama hala böyle bir tarafım düşünür yani bir, böyle. Şöyle hani bir şehir yaşamını fazlasıyla yaşadık hani. Evet. Baktığımda. İşte ben de biraz daha şehir dışına. Yani İstanbul'un bittiği yerde yaşamayı tercih ediyorum hep. İstanbul bitiyor oraya taşınıyorum. Şimdi orası da biterse biraz ileriye taşınacağım. Ya biz de öyle yaptık. Mesela 12 yıl önce biz Göktürk'e taşındık. Evet. Göktürk çok sakin bir yerdi. Evet. Sonra havalimanından sonra orası da tabii çok inanılmaz bir göç aldı. Yani böyle arabalarımızı caddeye paralel bırakabilecekken şu an valisiz hiçbir yere bir araba bırakamaz hale geldi. Ne acı değil mi? Evet yani doğal ama. Yani tabii havalimanı ki var orada şehir, bir sürü insan var. Çalışıyor, büyük şehir ediyor. Böyle bir şey. Evet, evet. Bunu kabul ama keyfimiz edip çok yerinde bir şu biçim an vereceksiniz. Tamam evet. Dinginlik buradan da geliyor biraz. Biraz öyle evet. Değil mi? Evet. Peki şimdi işleriniz yani güncel işleri biraz konuşalım istiyorum. Tabii ki. Ocak ayında Arkadaşlarımdan diye bir albüm çıkarmayı planlıyorsunuz. Doğru mu evet, söylüyorum? Evet. Neden Arkadaşlarımdan? Ya şöyle ben yıllarca arkadaşlarıma şarkılar verdim. Evet. Bir gün de kuliste otururken bir proje tasarlayalım sohbeti vardı. Aklıma böyle bir şey geldi. Dedim ki ya ben hiç başkası şarkılarını okumamıştım şimdiye kadar. Ha. Evet ondan sonra dedim ki arkadaşlarımdan şarkı alayım. İsmi de arkadaşlarımdan olsun. Hiç sizin sözünü müziğini yaptığınız bir eser olmayacak. Evet. Arkadaşlarınızın eserleri. Evet. Ve ilk arkadaş sözü ve müziği Sezen Aksu'ya evet ait. Zaten yaz 3 aydı. Evet. Müthiş. O çıktı. Sonra çok kıymet verdiğim rahmetli çok değerli bir arkadaşımız vardı. Ertuğ Ergin. Onun bir şarkısı. Yola Devam. Yola Devam. O da çok güzel oldu. Şimdi Aralık ayında. Şimdi Hayat Arkadaşımın şarkısı çıkacak. Ha. Onun verdiği bir şarkı, Cansu'nun verdiği bir şarkı. O sıfır bir şarkı yazdı bu proje için. Onu okuyacağım. Sonrasında devam edecek. Kimse i̇şte olmadı Cansu'nun mu? Evet. Aralık'ta çıkacak. Evet. Müthiş bir sonrasında şey. İşte Kenan Doğulu var, Sıla var, Soner Sarıkabadayı var, Sinan Akçıl var, Ersa Üner var. Yani bir sürü arkadaşımdan şarkılar aldım. Peki şimdi bu albüm Ocak ayında çıkacak nasıl oluyor bu? Tekli diyoruz artık şöyle, değil mi? Biz tekliler evet yayınlıyorsunuz. Aralık'ta bir tekli çıkacak. Tamam. Sanırım Ocak sonuna doğru da hepsinin olduğu bütün albüm çıkacak. Evet. Öyle bir proje. Yaklaşık 10 şarkı yakın şarkı olacak orada da. Önce hani albümü tanıtmak adına da nasıl bir şey yaptığımızı görmeleri adına da böyle tekli tekli gidelim dedik.
Üçüncü tekliden sonra sanırım Ocak'ta dördüncü tekli olmayacak artık. Dördüncü şarkıyla beraber bütün albüm açılmış olacak. Müthiş bir şey. Sezen Aksu'nun eserini birazdan zaten yaz 3 aydır sizden dinlemek isterim. Evet. Çok keyifli. Ama ondan önce çok şaşırdığım bir şey soracağım size. Tabii. Bir dönem oluyor ve siz diyorsunuz ki evet çok işte hit eserler yapıyoruz. Ben ve benim gibi sanatçı dostlarım. Ama bunlar artık birbirini o kadar tekrar eder gibi bir hal aldı ki ben bir süre durmak istiyorum diyorsunuz. Evet. Doğru mu bu tepki? Evet. Doğru mu? Yani anlamışım? İnsan artık bir süre sonra kendinden çalmaya başlıyor. Yani kolaylaşıyor her şey. Hani bir şey yapmak istediğinizde yine onun gibi bir şey yapayım, yine bunun gibi bir şey yapayım. Mesela hangi eserinizi birbirine çok benzetiyorsunuz? Öyle o çok benzettiğim eser yok. Ama hani ruh olarak benziyor gibi geliyor. Hı. Ben yapmak istemedim, bir süre durdum. İşte o dönemde besleniyorsunuz, kitap okuyorsunuz, film izliyorsunuz, ne bileyim. Ne kadar başka durdunuz? Başka başka şeyler. Bayağı yazmadım ya, yani birkaç yıl yazmadım şarkı. Hiç? Evet. Nasıl oldu iş? Yazmak istemedim, yazmadım. Yazıyorum şu an ama yine başladım. Hayır, bu böyle bir şey mi, yazmak istemeyince yazmadığınız ve evet ya, karar veriyorum yazacağım deyip yazdığınız? Oluyor tabii. Gerçekten tabii. Yani şöyle aslında çok hep önemli. Aklınızın ucunda bir şeyler dönüyor ama bulaşmıyorsunuz. Yani mesela aklıma gelen şeyi yazsam o şarkı olarak biter. Yani oturup ona yoğunlaşıp devam etsem şarkı olarak çıkar biter ama öyle bir yoğunluk hissetmiyorum. Yapmak hangi istemiyorum. Şarkıdan sonra bu karar verdiniz? Hangi şarkıdan sonra? Vallahi hatırlamıyorum ama böyle 2016-17'ler olabilir. Öyle bir dönem olabilir. Evet. Ve 2 yıl. Ama çok şarkı yazdım ben. Gerçekten kaç çok. Kaç tane? Yani 400'e yakın şarkının içinde ismim vardır. 400 mü? Evet. Ya biz sadece buraya da değil, başka ülkelerde de söyleniyor şarkılarımız bir taraftan. Söz yazılıyor işte başka dillerde. Mesela en iyi örneklerden biri Yunanistan. Yunanistan'da çok iyi ödüller de aldık. Türkiye'de çok böyle bahsedilmez öyle şeylerden. Bahsedelim. Bağır bağır bahsedelim. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'nde okunuyor, ne bileyim. Bizim burada Türkçesini bildiğimiz ve sevdiğimiz başka eserleri. Başka sözler, işte başka dilde sözler yazılıyor. Yunanca versiyonları. Evet, Yunanca yazılıyor, Arapça yazılıyor. Arapça yazılıyor evet, ve ödül başka, alıyor. Evet. Biz niye bundan haberdar olmuyoruz? Bilmiyorum. Yani genelde öyle. Türkiye'de maalesef bazı şeyler çok öne çıkmıyor. Ya siz bizim sosyal için medyada ama şey duyuyor değil. Musunuz? Ya paylaşıyoruz yani. O dönem zaten sosyal medyada yoktu çok fazla. Ama önemli olan şey şu, hala mesela etkisi devam ediyor şarkıların orada. Şimdi de şey sorulmaz ki yani 400 tane eserinizden en sevdiğiniz, en içinize sinen. O en zor şey ama. Bu imkansız. Evet yani bir de şöyle bir şey var. Çocuklar olana kadar şarkılar için hep şey derler işte bunlar sizin çocuklarınız gibi falan. Değil. Öyle derdik değil. Tabii çocuk olunca bambaşka bir hikaye oluyor. Yani mesela şarkıya, şarkı çok değerli bir şey bizim için. Çünkü hayatımızı onunla başladık, onunla buralara peki kadar getirdik. Çok değerli. Ama şarkılar için de ayrım yapmak da çok zor. Çünkü bana hepsinin anı ruhu değişik. Yani o dönem çok sevdiğiniz bir şarkıyı 5 yıl sonra o kadar sevmeyebilirsiniz. Ya da o dönem hissettiğinizi hissettirmeyebilir. Ya bu da böyle yazılır mıymış dediğiniz bir eseriniz var mı? Ya bugün olsa nasıl başka yazardım bunu dediğiniz? Hepsi için söyleyebiliriz. Gerçekten. Tabii çünkü insan yetişiyor, büyüyorsunuz, hani gelişiyorsunuz. Davranışlarınız değişiyor, huyunuz değişiyor. Peki mesela bestesini yaptınız, sözünü yazdınız ama yıllar sonra ya bu besteye de bu sözler ben şunu bir değiştireyim de bir daha yapayım dediğiniz yok, oldu yok hiç öyle bir şey olmaz. Şarkı bittikten sonra artık bitti. Ellemeyiz. Evet. Repertuarınız yok mu sahneye çıkarken? Yok ben daha yapmam. Nasıl yani? Şöyle ilk 3 şarkıyı orkestra arkadaşlarım bilir çıkarken ondan sonrası tamamen tesadüf. Kaç senedir birlikte çalışıyorsunuz? Yani 5 yıl 7 yıl olan da var işte atıyorum 1 yıldır çalıştığımız arkadaş da var ama... Şöyle bir şey var bizde, yaklaşık 150 şarkıyı her an ben istediğimi çalabilecek kadar bilgiye sahipler. O yüzden ben o sepetin içinden o an ne hissedersem onu alıyorum. Peki, şarkı söylemekten utanan Fettahcan, evet, buraya nasıl geliyor? Çünkü... Zaman aslında ya, yani böldüm pardon. Estağfurullah lütfen. Şöyle, çocukken çok utanırdım. Şimdi mesela oğluma bakıyorum, oğlum da aynı. Sevmiyor. Yani mesela fotoğraf çekinmeyi sevmez, video kaydı aldırmayı sevmez. Ondan aferin sonra şarkı söylemeyi sevmez, dans etmeyi sevmez. Öyle bir şey. Oğul. Evet. Yani çok böyle, ben de öyle bir şeydim mesela. Ama hayat işte garip bir şekilde taşlarını düşüyor sokağın ve üstünden geçiyorsunuz yani. Ne kırdı bu duyguyu? Vallahi şöyle, konservatuvara gelince aslında. Ben Teyare Kültür Merkezi'nin üzerinde belediye konservatuvarı var, evet. Bursa Büyükşehir. Bilmem mi? Ben orada okudum, ilk başladım yani müziğe. İşte başladık,
Sonra yani sesimin fena olmadığını keşfetmeye başladım. Tabii bir nota okuyarak devam ediyorduk her şeye. Öyle öyle kırılıyor aslında ya. Yani işin ilmine girdikçe ya bunu yapabilirim, deneyebilirim diyerek başladı mesela. Şimdi ezber bozan bir yandan da ebeveynlerin yüreğine su serpen bir çocukluğunuz var. Çünkü birçok ebeveyn şey oluyor böyle, bu çocuk okumayacak. Yok yok okumayacak, yani hiç ideali yok, ne yapacağını bilmiyor, büyüyünce ne olacağı belli değil. Ne yapacağız bu çocuğu, ite kaka okuyor dediklerinde. Ben hani hasbelkader 6 senedir işte çocuk gelişim psikoloji öyle bir okuduğum için ya diyorum ki bırakın herkes yolunu bulur. Yani illa bir şey okumak zorunda değil, illa en iyi okulda okumak zorunda değil. Bulur yolunu. Tabii, hiçbirimiz tabii, yarı yolda kalmadık, arabadan inmedik yani. Aynen. Ve sizin hikayenizde tam onu anlatan bir hikaye. Ortaokulda vaz mı geçiyorsunuz okuldan? Evet, ben çalışmaya başladım. Neden? Öyle istedim. Hiç... Babanız ne iş yapıyordu? Benim bıçak imalatçısıydı babam. Ha, evet. Bursa ve bıçak. Evet, ondan sonra çarşıda, kapalı çarşıda çalışmaya tabii başladım. İşte gündüz kapalı çarşıda çalışıyorum, akşam konservatuara gidiyorum. Peki konservatuar fikri, şimdi ortaokulda dediniz ki ben okumayacağım. Evet. Müzisyen olacağınızı bilerek mi okumak istemediniz? Yok, yok, hiç öyle neden bir şey yok. Zaten okumak istemiyorum. Sonra, 2 yıl sonra, tabii 15 yaşında konservatuvara gittim ben. O zaman ben okumak istemiyorum, evet, ben artık çalışmak istiyorum. Aynen. Okulu bıraktım, aynen, kapalı çarşıda çalışmaya başladım. Aynen. Sonra ne oldu? Sonra dışarıdan öyle devam ettik ama ben konservatuvara girdim sonra. Yani 2 yıl sonra işte böyle bir gün babam dedi ki konservatuvara gir. Neden? Ya o dönem işte yaşadığımız mahallede de çocuklar böyle çok... Ben de onlardan biriydim sonuçta. Kavga gürültü çok olurdu. Bir gün de eve gittim. Yani bir, duyuyor çünkü yani böyle güzel kavgalar oluyor. Güzel kavga. Siz ve güzel kavgalar. Öyleydi ama çocukluğumuzda. Hepimiz öyleydik bu arada. Ondan sonra dedi ki bence artık konservatuvara girmen lazım. Yani benim sanat seni kurtaracak. Evet. Aynen o yola soktu ve başlayış o başlayış. Peki bir dakika, yani bıçak yapan bir adamın sanatla ilişkisi ne? Benim babam da çok iyi şarkıcı. Ha. Tabii Yugoslavya'dayken mesela onun da hayali radyo sanatçısı olmakmış. Ha şimdi oldu. Tabii, çocukluğunda gelmişler. Kaç yaşında? O da 13 yaşında falan gelmiş Türkiye'ye. Yaşıyor mu babanız? Tabii tabii. Allah uzun ömür versin. Amin. Ondan sonra o da işte deniyor hatta birkaç tane böyle çok eski kasetleri var. Ha. Geliyor onun kapanına Arnavutça şarkılar söylüyor falan. Ondan sonra... kendi yapamadığı her şeyi benden istedi aslında, açıkçası o. Peki konservatuara hani yekten müzik okuyacaksın mı ya? Oyunculuk falan değil. Yok yok yok, müzik değil. Sen zaten müzik zaten görüyordu değil o benim yeteneğimi. Yani ben böyle kendi kendime şarkılar söylerken anlıyordu yani. Ha. Tabii. Babanızla yapacak mısınız bir düet? Bir tane şarkı var. Arnavutça belki birlikte onu yapacağım. Çünkü eşinizle çok güzel şeyler yapıyorsunuz, evet, birlikte. Yani siz ailenin içinde sanatı yaşatmayı ve, evet, üretmeyi seven ve bunun, evet, da çok yakıştığı bir ailesiniz. Ya şimdi o resim babayla tamamlanacak gibi. Yani hatta bir kayıt almıştım. Yani duruyor da evde. Hmm. Belki onu böyle bir birlikte bir şey olarak yapabilirim. Geç yani, kalmadan. Aynen öyle. Değil mi? Evet evet. Hayat çok hızlı geçiyor. İster mi babanız böyle bir şey? Yani hayır demez. Çok heyecanlanabilir. İşte biraz stüdyo şarkıcılığını öğretmem lazım. Öğrenmesin evde. Siz çok güzel kayıtlar yapıyorsunuz öyle. Yok yani bakalım, bir öyle bir niyetim var. Bir var elimde bir kayıt. Ama belki bir iki şarkı beraber bir şey yapabiliriz yani. Yapın ya. Evet. Aslında bir projem var. Belki oraya dahil edebilirim onu. Biz şimdi göç ettiğimiz yer Yugoslavya. Eski Yugoslavya. Evet. Benim annem tarafımda, baba tarafımda Makedonyalı. Hı hı. Belgrad'da bir otel gördüm, ismi Yugoslavya. Zaten Yugoslavya'ya dair bir tek o kalmış. Bir hayalim var yani şeyi yapmak. Old Yugoslavia diye bir proje yapmak. Yugoslavya yıkılmadan önceki hiç şarkılardan oluşan bir proje. Hı. Peki yani, Türkçeleştirecek misiniz? Hayır, hayır hayır. O dillerde söyleyeceğim hepsinde. Yani mesela Makedonca, Arnavutça, Sırpça. Hırvatça, Boşnakça, hepsi yani. Hani o dil, o dillerde öyle bir şey var hayalim. Belki oraya babamı da dahil edebilirim. Belki değil, evet, kesin dedi. Ya güzel güzel bir fikir olabilir yani. O okey derse olur. Bence şimdi izliyor ve hemen sizi arayacak yayından sonra ne olabilir, zaman başlıyoruz evet, diye. Evet, olabilir valla. Sever de, söylemeyi de sever. Peki oğul sizin gibi bir çocukluk yaşasaydı babası olarak ne yapardınız? Vallahi. Nasıl bir tepki verirdiniz? Ben şöyle, güzel kavgalar edip eve gelseydi. Ya ben şöyle, yani bunların hepsi birer deneyim aslında. Yani çünkü ama ebeveynin yüreğini ağzına getirmek. Evet, çok çok zor şeyler ama
Şimdi tabii şey de değişiyor, zaman da çok değişiyor. Yani bizim zamanımız da şu anki zaman aynı değil. Yani biz, ben bir mahallede büyüdüm. İşte o mahalle kültürü denen bir şey vardı. Şu an mahalle diye bir şey yok zaten. İşte apartmanlar, siteler. Yani siteler içinde varsa insanlar birbirlerini tanımıyor. O yüzden de biz biraz tercihimizi de o yüzden oralara doğru kaydırdık. Yani bir İstanbul değil Bodrum ama hem şehir hem sayfiye yeri gibi. O bir yüzden, de kışın çok güzel. Evet, yani işte çileli zaman 2 ay, 2,5 ay. O yazın en yoğun olduğu. Kaçı verirsiniz yani. O zaman değil mi? O yüzden de hani oraları da öyle yaşasınlar istedik. Vallahi şu an çok keyfimiz yerinde. Cansu da çok mutlu. Ben de çok mutluyum çünkü anne ne kadar mutluysa çocuklar o kadar mutlu. Tabii ki. O yüzden hani hepimiz mutluyuz şu an. Oğla ne derdiniz sizin gibi bir çocukluk yaşasaydı? Yani kendine dikkat etmesini isterdim. O ya yani çünkü sonuçta şimdi bugün 6 yaşında. Evet, yani 8 olduğunda 10 olduğunda yaşayacak bunları, tartışacak arkadaşlarıyla. Belki kavga da edecek. Bunlar olacak, olası şeyler. Olmalı da ayrıca. Hani erkek çocuğu başka bir şey. Şimdi biz çok şanslıyız. Bir kızımız, bir oğlumuz olduğu evet, için. Kız çok naif, başka bir coğrafya yani. Şey. Erkek çocuğu da bambaşka. O yüzden yaşayacaktır yani. Ben şey değilim. Ne denir ona? Her şeyi görmesinden yanayım. Çünkü bir yer eksik kaldığında, çocuklar büyüdüğünde bunlar hep birer sorun olarak çıkıyor ortaya. O yüzden görsün. İsterim yani. İlk yaptığınız albümü yayınlamadınız mı? Evet. Neden? 90... kaç yılıydı? 94 veya 96 yılları olabilir. 96 olabilir. Yani ben kendimi hazır hissetmemiştim. İşte mesela o albüm çok güzel de bir iş çıkmıştı. Erdem Kınay yapmıştı bütün aranjmanları. Ve çok iyi müzisyenler çalmıştı. Çok iyi hatırlıyorum yani. Ama kendimi hazır hissetmedim sonra şarkıcı olarak. Sonra ne oldu o albümün? O şarkıların hepsi birilerine gitti. Birileri yok. Biz tabii. Dinledik yani. Tabii. Ama mesela siz... Yalnızlık onların biriydi. Aa. Evet. Gülben söylediği. Evet. Onlardan biriydi. Ve orada bir sürü şarkı vardı. O şarkıların hepsi zamanla birileri tarafından söylendi. Üzüldünüz mü sonra? Yok hiç. Ben de öyle şeyler yok. Şimdi deli misiniz, sükun musunuz, arası mı, yok, sürprizli şöyle, misiniz? İşte, ben orayı çok şey yapamıyorum evet, şu anda. Biraz böyle aslında dengesiz gibi de diyebiliriz. Yok ona. Dengesiz değil bence çok renkli ama yani ya gününden şöyle, güne mi değişiyor? Yarın deli kalkıyorum öbür gün daha sakinim mi? Ya anlık da olabilir bunlar tabii. Yani anlık değişimler de olabilir. Mesela şey çok gerçekten komiktir. Oktay'la da konuşuyoruz bazen. Oktay. Kaynarca. Çok selamlar Oktay'a da. Eyvallah. Ona da söyledim mesela. Dedim ki ya sizin programdan yola çıkarak böyle bir şey yapmıştım. Ne yaptınız Oktay Kaynarca? O zaman şey vardı. Meltem Cumbul'la evet, nereden program başlasak. Program yapıyorlardı. Nasıl anlatsak. Evet. Ozan Çolakoğlu ve Tarkan oradalar. Tamam. Anlatıyorlar hikayelerini. Tamam. Benim de şarkılarım var. Ben Çolak'ın aranjmanları çok beğeniyorum. Yaptığı işi çok beğeniyorum. Ondan fikir almak istedim. Tamam. Yani yaptığım iş doğru bir iş mi değil mi? Onaylanmak istedim aslında. Evet. Sonra program bitti aradım. Dedim ki böyle böyle. Vallahi ben de stüdyodayım. Gel beklerim dedi. Tamam yarın geliyorum o zaman dedim. Atladım Bursa'dan geldim. Gerçekten. Evet şarkıları dinlettim. Çok beğendi. Hatta Harun da oradaydı. Rahmetli Harun Kolçak. Allah o da hemşerimiz. Evet. Dedi, çok iyi şarkılar bunlar. Teşekkür ederim dedim. Döndüm geri. Neden teşekkür edip geri döndün? Çünkü şey derdim. Bir anda sene geçtim. Bak delilik noktası. Neden şöyle, döndün? Hani benim o şarkıları satmakla bir amacım yoktu. Öyle bir derdim de yoktu. Yani ben ne gerçekten olacak? Yaptığım işin onaylanmasını istiyordum. Ha Ozan dinlesin ben eve döneyim. Evet sonrasında yazmaya devam ettim ama yani sonrasında da bir sürü şarkı verdim daha sonra. Çok çalıştınız birlikte. Yani çok bir sürü arkadaşım da yani sektörde ben. Çalışmadığınız kişi kaldı mı? Var. Yani, İstediğiniz var mı çalışmadığınız? Kısmet olmadı diyelim ya istediğim falan durumu yok aslında çok fazla. Ya şu da söylesin şarkımı. İşte mesela Kenan'la çok denk gelmek istedik. O proje yaparken bende şarkı yoktu. Hmm. Proje çıkardı şarkı oluyor falan. Böyle şeyler oldu yani. Henüz Kenan sizin eseriniz söylüyor. Ben şimdi onu okuyorum şarkısını ama. Evet siz okuyacaksınız. Hangisini? Dön gel. Dön gel. Onu okuyacağım. Çok güzel şarkı. Evet güzel şarkı. Güzel bir ikili de deliliğini severim onun. Bir de dön gel. Dön gel çok iyi şarkı. İyi şarkı. Sahnede söylemekten de çok keyif alıyorum. Evet, güzel. O zaman biz Sezen Aksu şarkısını dinleyelim mi tamam, sizden? Tamam dinleyelim olur. Yaşasın tabii. Hadi. Ne kadar güzel bir yazdı, her yer maviydi, beyazdı. Sahil ateş kum, Bodrum Bodrum her şey tamamdı. Kimimiz gitar çalıyordu, kimimiz ufka dalıyordu. Ne gamsızlık, ne kaygısızlık, ah bir kez oldu.
gittin. Çok işin gücün vardı zaten. Çok kısa bir araydı, saftık. Öyle sanmak kolaydı, zaten yaz üç aydı. Gittin, çok işin gücün vardı zaten. Çok kısa bir araydı, saftık. Öyle sanmak kolaydı, zaten yaz üç aydı. Saftık. Öyle sanmak kolaydı, zaten yaz üç aydı. Zaten yaz üç aydı. Zaten yaz üç aydı. Bu aralar en çok söylemeyi sevdiğiniz şarkı ne? Hazır sizi böyle yakalamışken onu da dinlemek istedim. Öyle zor bir şey ki bu şarkı seçmek. Bugün. Şey okuyayım. Hazır Bodrum hikayesi geldi. Bir mandalinalar söyleyeyim o zaman. Ay hadi. Ayrı ayrı uyusak uyansak, yaz gelse açılsan. Ayrı ayrı iki yarımdan bir tamam olsa. Sizi yalnız severken birden sen ve ben olsa. Beni yalnız bırakmasan hatta sevgili olsa. Mandalinalar tezgahta, kokusu girse kanıma. Beni uyandırsa, seni kandırsa, tamamdır aşık olsa. Tamamdır aşık olsa. Yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi. Yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar sevenler, biliyorlar. Yeniden taşınır gibi, yeni bir yere alışır gibi. Yeni doğmuş bebek gibi olursun diyorlar, biliyorlar. En sevdiğim şarkılardan. Eyvallah. Programın sonlarına gelirken tabii ki bunu sormadan geçmek istemem ki, aşk, ne tatlısınız. Ya şey... Cansu'ya da buradan sevgiler. Eyvallah, hiç tanımıyorum, tanışmadık, fırsatımız olmadı. Ama hep şöyle bir şeyim vardır hayatla ilgili. Sevdiğim biri birini seviyorsa ben kesin severim. Doğan'ın Cansu'ya olan sevgisi ve düşkünlüğünden Cansu'yu çok seveceğimi tanımadan biliyorum. Eyvallah. Ama birlikte de ne tatlısınız. Ya birlikte çok çok emek var. Yani olmaz birbirimizi mı? Çok büyüttük aslında. Çok 17 yıl. 17 evet, yıl. Evet. 17 yıl. Aynı meslekte iki insan 17 yıl. Birlikteyiz. Aynen öyle. 2007'den beri. Nasıl kalbiniz bunu konuşurken şimdi? Ya şöyle, şimdi çok, tabii hani biz çok güzel zamanlar yaşadık. Ya hiç kolay olmayan zamanlar da oldu ama önemli olan insanların gerçekten birbirini gerçek anlamda sevebilmesi. Değil mi? Ve saygı çok çok değerli. O saygıyı hiç kaybetmemek. Cansu'nun da şey lafını çok seviyorum. Bir şarkı yazdığımda diyor, yani mutlaka satırının bir yerinde var Fettah. Evet, yani kıymetli. Aynı şey benim için de geçerli. Evet. Her söylediğim şarkıda da o var sonuçta. Şimdi üstüne bir de çocuklar var. Ay. Yani çok 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 değerli. Ya onu söylüyorum hep. Allah yani hayat her şeyi insanın önüne koyabilir. Kırmadan, dökmeden, sağlıklı bir şekilde nasıl
güzel gidebiliyorsa sonuna kadar öyle gitsin istiyorum. Mesela kırıp dökmek de var bence hikayenin içinde ama o kırıkları da bu kintsugi vardır ya Japon sanatı, kırıkları altın suyuyla birleştirmek ve o altın suyuyla birleştiği zamanki naifliği. Evet, evet bunda bir yaşanmışlık var, bir kırılganlık var ama o kadar güzel tamir edilmiş ki eskisinden işte daha anlamlı duruyor. Mesele o. Denilen yani, şeyi yaratabilmek. Aynı mesleği yapıyoruz aslında çok zor baktığımızda. Evet. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Yani biz şöyle bir şarkı yazarken mesela yarım kalmış rüyayı benim tamamlamam gerekiyor. Ya da benim gördüğüm bir rüyayı yarıdan alıp onu devam etmesi gerekiyor. Yani insanın rüyasını hatırlaması bile zor. Tabii. Biz yaptığımız iş böyle bir şey aslında. Birlikte bir şey yapmak. Müzik adına böyle bir şey. Yaşamda çok şükür hani istediğimiz gibi gitti bugüne kadar. Kırmadan, üzmeden. Kırdığınız yerlere de sahip çıkarak Tabii. Yani çünkü sonuç olarak şöyle bir şey yok. Dünyada her şey çok şahane gitmez. Evet yani bunun böyle çok illüzyon ve harika her şey. Hiç yok. Kavga etmiyoruz. Öyle bir hayat hayır. O zaten şöyle söylüyorum ben. Hani oranlar çok önemli bu işlerde. Bir de önemli olan şu diye bakıyorum ben. Şimdi her sabah yeni bir hücreyle uyanıyoruz. Vücudumuzda hep yeni bambaşka hücreler oluyor. Bunları biz bile tanımıyoruz. Evet. Yani o yüzden her şey hayatın kendisinde var. Ama mesela önemli olan şeylerden bir tanesi ne sevdiğini sevmek, sevmediğini sevmemek. Bunları söyleyebilmek lazım. Evet. Mesela biz yaptığımız işte de aynı şeyi yaşıyoruz bazen. Beğenmediğimi söylememezlik edemem yani. O da söylememezlik edemez. Zaten uzun süre birlikte iş yapabilmek, hani hayatı tamamen geçiyorum. Hani işse konu. Bunu yapabilmenin önemli olayı o. Birlikte beğenmediğimizi birbirimize rahat rahat söyleyebiliyor olmamız. Beni sahnede izlemek bir ayrıcalık ve bunu herkes yaşamalı. Benim çok sevdiğim bir cümleniz aslında. Ya şöyle, ben dedim ki benim sahnemi izlemeyen herkesin böyle hayatında bir yerde bir küçük boşluk vardır. İzleyince o boşluk dolar dedim. Yani çünkü ben şöyle, o boşluğu doldurmak için sizi sahnede izlemeye geleceğim. Bekleriz. Ya biz çünkü şöyle, gerçekten biz çok eğleniyoruz. Bir, ikincisi sahne yapmak için yapmıyoruz sahne. Hani böyle. Biz eğlenmeye çıkıyoruz. Bizi izlemeye gelenler bizden çok eğleniyor. İyi ki varsınız. Defterimi uzatacağım. Birkaç satır bir şey yazmanızı tabii isteyeceğim. Ki. Ama ondan önce bir fotoğrafımızı çekip programı kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Eyvallah. Sanatınız için. Eyvallah, 400'ü aşmış ve bir o kadar yazacağınıza emin olduğum ömrünüzde bizimle paylaşacağınız İnşallah. Ve paylaştığınız tüm duygular için teşekkür Eyvallah. Ederim. Çok teşekkür ederim. Ben de bu güzel programa davet ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eve selam, sevgi. Eyvallah. İnşallah sahneye de bekleriz. Geleceğim. Tamam. Evet işte müzik böyle bir şey değil mi? Hep bir eksiği tamamlıyor. Hep ruhumuzda bize bir yolda bir arkadaş. Kimi dinlediğimiz önemli. Dinlediğimiz bütün eserlerde belki de Fettahcan'ın imzası var. 400 eser bir yerimize deyip geçmeden gitmiş olamaz yanımızda diye düşünüyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir araya geleceğiz. Hoşçakalın. Sevgili Fettahcan ile tanışmak çok güzeldi. Ailesiyle kurduğu yeni dingin yaşantı ona çok iyi gelmiş. Birbirinden kıymetli birçok eserin sahibi olduğunu bilmek çok güzeldi. Çıkaracağı yeni albümünü de heyecanla bekliyorum. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Anlatmak istediklerimizi anlayan su gibi akan program. Çok teşekkür. Fettahcan.